Değerli futbol severler, Futbol Plus ekranlarından herkese merhabalar. Bugün Beşiktaş'ın gündemini konuşmak üzere. Sercan Dikme bizlerle. Sercan Dikme yayınımıza hoş geldin. Evet, hoş bulduk, hoş bulduk yayına. Tam sorgu odası konsepti değil mi bu? Evet, evet. Şu an tam ışıkların hepsi vuruyor. Tedirginim yani, sert sorular var mı? Var, var var. Sen de Beşiktaş konseptine uygun değilsin. Tam misin? Evet, tam konsepte evet. uygunuz. Evet, öncelikle Beşiktaş'ta biliyorsun ki kötü gidişat evet. devam ediyor ve Sergen Yalçın eleştiriliyor. Son olarak alınan... 4-0'lık ve 1-1'lik mağlubiyet, beraberlik sonrası. Şimdi sırada Dortmund maçı var. Biz büyük ihtimalle bu yayını yaptıktan sonra yayınlanacak ve Dortmund maçı oynanmış olacak. Onun ardından da Fenerbahçe derbisi geliyor Kayseri maçının ardından. Sence bu sonuçlar kötü alındıktan sonra Sergen Yalçın ile yollar ayrılacak mı? Ee, şimdi Dortmund maçının Sergen Hoca'nın geleceğinde çok etki edeceğini düşünmüyorum. Yani Allah korusun çok skandal bir sonuç ortaya çıkmazsa ki çıkacağını düşünmüyorum. Zaten Şampiyonlar Ligi'ne veda ediyor. Bu Skorla ilgili diyorum. Yani çok skandal evet. bir durum ortaya çıkmazsa evet. hoca zaten bası toplantısında dedi ki ben bazı oyuncuları dinlendireceğim ve 5-6 oyuncuyu lige saklayacağım. Aslında orada ne demek istedi? Ligi düşündüğünü, lig maçına çıkacağını düşün, söyledi Aynen. bası toplantısında. Dortmund maç öncesi. Kayseri maçında Beşiktaş adına olumsuz bir durum meydana gelirse Beşiktaş taraftarının vereceği reaksiyon çok önemli. Geçen yayında bunu ifade etmiştik. Aslında burada hocanın geleceğini belli edecek olan kişi Beşiktaş taraftarı. Bu çok kritik bir cümle ve bence her yayında söylenmesi gereken bir durum. Eğer bir gün Beşiktaş taraftarı hocaya Vodafone Park'ta istemediğine yönelik bir tezahatta bulunursa hoca ayrılır gider. Kayseri maçı böyle bir örnek midir? Olabilir. Ama benim şahsi düşüncem Kayseri maçında eğer bir aksi sonuçla karşı karşıya kalınırsa beraberlik mağlubiyet Beşiktaş adına ve orada yani şu an daha erken daha maça çok var. 5-6 gün var. Evet. 25-30 bin taraftar olacak. Yani Beşiktaş taraftarlar dolduracak ortalama. Hmm. 40 bin zaten. Beşiktaş Fenerbahçe derbisine hocasız çıkmamalı. Beşiktaş'ın örf adetlerinde haddimize değil, ben daha 29-30 yaşındayım. Beşiktaş'ın örf adetleriyle ilgili yorum yapmak benim haddime değil ama bir derbiye hele hele Kadıköy deplasmanına Beşiktaş hocası çıkmamalı. Bunu hoca daha iyi değerlendirecektir. Sayın Başkan, Ahmet Turçöv'ü daha iyi değerlendirecektir. Yöneticiler daha iyi değerlendirecektir. Bir taraftarlar ama... Sergen destekliyor. Senin de bildiğin üzere. Destekliyor ama işte bak o kadar enteresan bir durum ki bundan 5 ay önce, 6 ay önce sen bana Sergen Hoca'nın geleceği tartışılıyor deseydin linçe uğrardın Beşiktaş taraftarı. Hain derlerdi sana. Futbol çok acayip bir oyun. 5-6 ayda bizim kırmızı çizgimiz denilen eleştirilemez Beşiktaş'ta 10 yıl kalsın, 15 yıl kalsın, 20 yıl kalsın. Beşiktaş'ın Fatih Derim olsun, Beşiktaş'ın Sir Alex Ferguson olsun denilen Sergen Hoca öyle ya da böyle Beşiktaş taraftarının bir kısmı görevden ayrılmasını istiyor. Futbol çok enteresan. Evet. Şimdi ne olacak? Hocanın burada kararı vermesi gerekiyor. Eğer hoca bir gün Beşiktaş'tan ayrılmak isterse bu bir günden kastım bugün de olabilir. Dortmund maçından sonra da olabilir. Kayseri maçından sonra. Hoca bunun kararını verecek. Ve bence Ahmet Durçebi çok fazla bununla ilgili çok konuşulur edilir. Hoca, iste, hoca istemiyor bu başkan? Son yapılan toplantı. Hangi maçtı? Giresun, maçı. Giresun. Giresun maçından sonra yönetim Beşiktaş kulübü Sergen Yalçın'ın arkasında olduğunu hı hı. söyledi, söyledi ve, gösterdi. ve gösterdi. Evet Sen yani. devam etmek istediğin sürece biz seninle çalışmak istiyoruz hocam dedi Beşiktaş Başkanı Ahmet Durşebi. Burada da aslında Sergen Hoca artık reaksiyonu verecek olan taraf. Beşiktaş'ın artık kazanması gerekiyor. Evet. Yani bu böyle bir ben çok uzun zamandır yapmıyorum bu işi yani 6-7 senedir yapıyorum. Ama böyle bir süreç hatırlamıyorum. İşte Vodafone Park açılalı 6 sene olmuş. Üçünde şampiyonluk var. İkisinde son 2-3 haftaya kadar gitmiş bir şampiyonluk yarışı var. Beşiktaş taraftar aslında unuttu şampiyonluk yarışından kopmayı. O yüzden bu reaksiyonu nasıl vereceğinde zaman zaman Beşiktaş taraftarı acaba bölünüyor o yüzden. Ya Beşiktaş'ta şu an çok, sosyal medyada çok konuşuluyor. Sergen Hoca gitsin diyen de Beşiktaş'ın faydasına konuşuyor. Evet. Sergen Hoca kalsın diyen de Beşiktaş'ın faydasına konuşuyor. Ne onu söyleyen hain, ne bunu söyleyen hain. Beşiktaş taraftarının burada bölünmemesi gerekiyor. Zaten karar verecek hoca, başkan. Evet. Bundan 10 gün sonra zaten bir... Ama şöyle de olabilir. Dortmund'a yenilecektir büyük ihtimal zaten. Evet. Kayseri'yi yenip Fenerbahçe'yi yenemez diyebiliyor musun sen? Diyemezsin. Evet. Bir anda bambaşka bir şey de konuşabiliriz. Halen Beşiktaş'ın önünde bu ortamı değiştirebilecek bir durum var. E hala önümüzde birçok maç var. İkinci yarı oynanmadı. Tabii. Yani ben burada şimdi şey diyecek değilim yani. Beşiktaş'ın halen şampiyonluk yarışında çok büyük favori. İşte Trabzonspor'la olan fark 17-18 puanlık fark kapanır. Yani diyecek değilim. Ama kapanmaz diye de bir şey yok. Evet. Kayseri'yi ve Fenerbahçe'yi ye yendikten sonra da bir anda bu durumun 180 derece değişeceğini de biliyoruz. Bak Beşiktaş'ın halen kadrosu çok, çok, iyi. Çok iyi. Ve büyük mutlularla transfer edildi. Piyaniçi, Batu Şahisi, oraları konuşacağız. Piyaniçi, Batu ise Teşehirası, Vidas'ı savunmada kalecisi Ersin şampiyon olmuş. Sağ Bekir Ozie, geçen yıl en iyisi. Gezzal takımda tutuldu. Geçen yıl Beşiktaş şampiyon yapan 20 asit, bilmem ne gol. Diğer kanada bakıyorsun Larin. Kaç tane gol attı. 20 küsür gol attı. Şampiyonu en büyük. Josef. Şu an Josef yani Türkiye'de hayır istemiyorum diyen, onu almam diyen bir kulüp yok. Sol bek desen ikisi de milli takım oyuncusu. Rıdvan'la Meraş. Napoli istiyordu en son Meraş'ı. diyorsun. Milli takım Avrupa Şampiyonu'su gitti en çok oynadı. Kenan. Evet. Ama Beşiktaş'ta hiç kimse iyi performans göstermiyor. Hiç kimse iyi oynamıyor. Ortalamasının üstünde oynayan hiç kimse yok. Belki Gezzal toparladı ama ayak uyduracak kimse yok. Evet. Bir Mişi Batuşağı'yı ben yani hayal hayal kırık Beşiktaş kulübü Batuşağı ile ilgili hayal kırıklığı yaşıyor. Bu kadar kötü çıkacağını, kötüden kastım bir de şanssızlık da var dersin Çok buna. şanssızlık var evet. Tutmadı, tutmadı ya, Tutmadı. Tutmadım. Şimdi, Türkiye'de şampiyon olan takımların forvetleri 15-20'nin üzerinde gol atmak zorunda. Gomis Galatasaray, Beşiktaş Gomez, Abu Bakar. Bak bunların evet. hepsi şampiyon olan takımları tek başına yürüten oyuncular. Geçen yıl Abu Bakar yine. Evet. Veya bir tanesi orta sahadan çıkacak. Kim o? kaydı mesela ya da işte diğer zamanlar Sosa-Oğuzhan ikilisi 2015 yılında. Evet. Beşiktaş'ta bu reaksiyonu veren bir oyuncu grubu yok şu an. Ve Beşiktaş'ta sezon başından bu yana bak rakamlarda bir yanlış yapabilirim. Notlarıma bakmadan söylüyorum. Dün çıkarttım çünkü. Beşiktaş'ın süper üçlüsü kim? Pjanic, Teixeira, Batshuayi. Pjanic 6 maçta Dortmund maçıyla Beşiktaş sezonun 2021-2022 sezonunun 21. resmi maçına çıkıyor. 15 lig, 6'da Şampiyonlar Ligi 21. 21 maçın 6'sında Pjanic yok. Evet. 7'sinde Alex Teixeira yok. Mishibatshuayi 4'ünde yok. Vida sakatlık yaşadı. Bir buçuk ay yok. Evet. Orta sahaya geliyorum. Atiba sakatlık yaşadı iki kere Adele. Bir ay, bir buçuk ay yok. Kaylerin Adele sakatlığı yaşadı. Bir ay, bir buçuk ay yok. Çok Mişubat Şahı'yı saydım. Evet. Beşiktaş'ta elindeki kadro kaç defa üst üste maç yaptı ki? sebeplerden biri bu olabilir. Sergen Hoca'nın düşündüğü mazeretlerden biri de bu olabilir. Ama gerçek de bu. Ya sen şimdi kaç tane sayabiliyorsun? Teşeyra, şey, Teşeyra, Abu Bakar Bizan'dı bak görüyor musun? Batu Şay diyoruz ya. Teşeyra, Piyaniç, ee, diğeri. Bunlar kaç defa oynadı? Oynayamadı. Beşiktaş'ta bir sakatlık problemi. Ya Beşiktaş'ta sakatlanmayan oyuncu sayısı kim, kim biliyor musun? Kaleci Ersin 1 sakatlanmadı. İki, Güven Yalçın. Üçüncüsü yok. Evet, takım tamamen... Oğuzhan bir de. Dördüncüsü yok pardon. Evet. Ya koskoca 25-26 kişilik kadroda. Üç tane mi oyuncudur sakatlanmayan sezon başından bu yana? Ki bunun içerisinde Teşera iki adele. Evet, evet. Rozier'in de olmadığı maç var ha. Evet. Ya şimdi çok sakatlık. Bak Rozier. Adelesinden ilk sakatlığı. Müşibat şu ay kariyerinde ilk sakatlığı. Teşera uzun zaman sonra ilk sakatlığı. Piyaniçi ya. Piyaniçi rakamlarına bakıyoruz. İnanamıyoruz. Geçen yıl 35. Ondan önce 40. Ondan önce 35. Ondan önce 40. Geldi buraya iki tane adeli sakatlığı yaşadı. Tak. Bir de Dortmund maçında mida rahatsızlığı. Peki bunlar antrenman yoğunluğu. Ya, ya buna ne yani dersen de, de, ben de. Ben şimdi bu konu çok uzun bir konu olduğu evet. için. 3 saat bu konuyu, evet. konuyu konuşalım. Niye oldu? E, kondisyondan dolayı mı? Antrenman metodundan dolayı mı? Zeminden dolayı evet. mı? Her şeyini söyledik. Zaten izleyen biliyor. Burada sebeplerden çok çözüm nerede? Çözüm, çözüm, çözüm istiyor Beşiktaş taraftarı. Beşiktaş taraftarı bir heyecan istiyor.